Merhabalar herkese. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Kurban Bayramı'na 17 gün kaldı. Bugün Tahin'e görücü geldi. Birazdan kendisiyle görüşeceğiz, konuşacağız, sohbet edeceğiz. Onlar sohbete başlamışlar. Öğleye kadar falan duru veriyordu bazen. O ara bunu iş edinmiş yapmış. Altına taş koymuş. Şu kazıkları çakmış. Bir şeyler yapmış. Hmm. İyi belki de yapmış. Geçen seneden beri oturuyoruz. Evet. Ben dahil oluyorum sohbetinize. Evet, hoş geldiniz köyümüze. Hoş bulduk. Yabancı değilsiniz galiba bize. Evet. Değiliz. Tanıştırsana Şaban. Bacılarım Devzat. Evet. Benim eniştem olur kendisi. Ablamın eşi. Tekrar hoş geldiniz. Ziyarete gelmişler. Evet, hem ziyaret hem ticaret. Kurbanlık bakmaya geldiler. Tahin'e talip oldular. Tahin'in hisselerinden bir tanesi. Hissedarlarından. Evet, hissedar deniyor değil mi? Tamam. Üç, he, yani şimdi Nevzat abi bir tanesi. Ablası Nuray abla ve yeğeni İlker. Evet. Üç hisse adına. Hissedar adına Nevzat abi geldi. Hayırlı olsun o zaman. Yemesi kaldı. İnşallah. 17 gün kalmış bu arada. Evet, azaldı. Evet. Ben birden 20'lerde gibi hatırlamıştım ama az önce hesapladım baktım 17 gün kalmış. Şu anda 2 tanesini kurbanlık hazır gibi yani. Evet. Pekmez ve tahin değil mi? Bir değişiklik olmazsa, bir aksilik olmazsa inşallah. Şu an bizim düşüncemiz olan bir tek lokum kalıyor değil mi? Da, evet, onun da bir müşterisi olabilir yani. Ben lokum diye bir şey yaptım. Bizim Karabük'te tanıdığımız bakkal var. Evet. Salih Mutlu. Onu aradım. Evet. Kardeşleriyle görüşecek. İnşallah. Eğer şey ederlerse 3 kişi varmış onlar. İnşallah bizi bakalım. Bir şey yaparız diye olabilir dedi yani. İyi olur. 3 kişi daha iyi olur. 3 kişi. 3 kişi güzel olur. Güzel olur. Yani tam böyle evet, dengeli tam olur. Tam 3 kişilik. 4 biraz. 4 zayıf düşüyor. Zayıf düşüyor evet yani. Evet. Böyle bir. Evet. Bakalım bir ihtimal var yani. İnşallah evet. Bakalım hayırlısı olsun. O zaman bir çay molası verelim mi? Tamam, çay olur. Ve piknik molası. Tamam. Güzel hava. Bu kurbanlıkları yapmak zorundayız. Buzağlarımızı sığacak yeri kalmadı. Mecbur. Evet. Ya satacağız ya da kurbanlığı biraz değerlendirip yer açmamız gerekiyor. Evet. Yani 7 tane buzağımız oldu. Şimdi artık hepsi büyümeye başladı. Hepsi torun değil mi? Evet yani şimdi. Hepsi torunumuz evet. Onlar her kişi devir daim ediyor. Birbirine evet. Teslim ediyor. Şimdi o zaman ben şimdi sofrayı hazırlayayım. Tamam, siz sohbetinize bakalım. Devam edin. Tamam. Evden çıkınca da ama uğraştığım kadar faydası olmaz. Ha, kene dersen hayvanlar da var. Otun yerde keneye de kadar. Bir taşla vuralım mı canım? Bir de insanın sıra şimdi sıkma şey. Ben bakayım sen bir taş getirin. Varınca da çok yakın ya. Nevzat şey diyeceğim. Önceden biraz daha uğrayayım. Arçak köyünü biliyorsunuz. Akşam olmadan takacak mısınız evet. Şemsiyeyi? İnşallah. Katmaya gelirlerdi böyle katırlarla. Girmiyor ki buraya da anne. Mahalleler. Belki sizin yollara da gelirmiş. Kendisi benim ablam olur. Hayvanları değil mi? Tabii. Şam şam. Denize devrilmiş bu arada. Güzel olanlar var ki. Bizim buradan büyük yani. Ben şu karşı düz alan gibi. O tarafta. O tarafta geldi. Orada da ev var değil mi? Var. Onlar göçtü mü? İki tanesi tamamen bitti. Afiyet olsun. Selamın olsun. Çok şükür cevap veren oldu. Nisa bana bir çay doldur mu? Tabii aşkım ne demek ya? Sen iste. Allah'ım bu devirde böyle aşk kaldı mı acaba? Şehirdekiler ne güzel aşk yaşıyorlar. Teşekkür ederim. Ne demek sağ canım. Sana da koyayım mı yeni? Olur enişte. Getir bakayım. Bardağım. Ben şekersiz içemiyorum. Şeker koy. Ben yedim. Allah artırsın. Sofrayı ablam kaldırsın. Bizim daha önceden çekimlerini yaptığımız evi misafirlerimize gezdiriyoruz şu anda. Beğendiniz mi Nevzat abi? Çok güzel. Sahibiyle konuşalım, satalım size burayı. Olur. Buranın 20-50 tane. Yalnız çok işi var buranın. 50 tane ortağı var da buraya
Olamazsın. Onun için burası yıkılır. Evet, mümkün değil mi? Evet. Ne demek iyi akşamlar. Kazasız belasız. Burası bizim her zaman gelip gittiğimiz yol aslında. Biraz çimler fazla uzadığından lastik, arabanın lastikleri çimlere tutunamadı. O yüzden geri geri kaydı ve tek teker biraz aşağıya doğru düştü. Köyden bir komşumuzdan yardım istedik. O şimdi pat patla gelecek, bize yardım edecek. İnşallah arabayı çıkaracaklar buradan. Hatta pat patın sesi duyuldu bile. Dönüp de mi gelelim? Ya koyun dönüp de. Ya geri gitmez, gerisi uçunu o. Ben yaşamam mı oldu? Geçer şey şuradan bir kaçıver. Yavaş yavaş yavaş. Ne yapacağız şimdi? Ya dostum, dönelim mi? Bunu öyle çekeceğiz. Sen dön istersen anca öyle daha mı iyi olur? Nasıl? Tamam. Tamam, tamam, rahat geçiyor. Çok aşağı gitmen de gerek yok. Dolduralım. Neye? Arabaya mı? Hakikaten taş dolduracağız. Ağır olsun diye. Ben ne yapacağım biliyor musun? Biraz şey yaptım. Direksiyonsam geçecek. Mahmut bu az hareket ediyor. Tamam. İleri geri hareket ediyor. Tabii öyle çekiyor. Şeker bunu ya. Muhammed. Ha. Seni de bilemez sanırım. Bir şeker gün olur. Sen arkadan buradan biraz böyle şey yapacaksın. Bunu. Dayanacaksın değil mi? Aynen. Tamam gel Muhammed sen bu tarafa. Buradan dayan. Önce öyle taş olmasın da. Ondan öndeki taşları ayıklamaya çalıştım ben de. Altta var mı bilmiyoruz artık. Tek başına olmaz o. Birkaç taş daha atalım mı? Gerek var mı? Yeter mi? Şunları atalım da atayım. Şey ya. Tamam atalım. Ya zaten ben burada sıkıntı yapacağını biliyordum da gelme abi, dediydim aslında. Yapacak bir şey yok. Arkadan çekişli gitmiş. O Şahin. Ya, Şahin durmuyor. Nevzat abi aslında dedi bizim arabayla gidelim diye. He. Biz de dedik nasıl olsa siz döneceksiniz. Hadi bakalım. Biz hadi kalmayalım bizim burada diye. Çıkmıyor. Evet. Önden çekişli hemen başlıyor. Ben ne yapacaktım şimdi? Sen arkadan iteceksin. Buradan itecek oğlum, köşeden itecek. Onu sen şöyle yukarı kaldıracaksın kabartıdan. Kabartı şu var içine de. Haydi bismillah. Hatta.
aksilikler devam ediyor. Şimdi de patpatın tekeri patladı. Muhammed sen şu araya taş atabilir misin şu tekeri ileri giderken şu, şu taşı. Muhammed ben gidiyorum. Tamam. Kızlar gelmiştir çünkü kapıda beklerler. Görüşürüz. Çok şükür bütün kızlar, yavrular eksiksiz tam bir şekilde gelmişler. Ben de nefes nefese kaldım bu arada. Şimdi onları kapıyı açayım, içeri girsinler. Ne oldu kızım? Hadi girelim içeriye. Hadi kızım gelin bakalım. Açamıyorum, sıkışmış kapı. Haydi bakalım. Normalde akşam olunca gelmek istemezler ama bugün bizim zor günde olduğumuzu anladılar herhalde. Çok sıkıntılı bir gün yaşıyoruz. Saat 8'i geçti. Akşam saat 8'i geçti tabii. Hala araba tamir olmadı. İnşallah birazdan tamir oldu haberi gelir. Bugün bizim en hareketli, en popüler ineklerimizden olan Tahin'i verdik gitti. Tahin'in hissedarları tamamlandı. Pekmez zaten daha önce tamamlanmıştı. Lokum da sanki konuşuldu, sonuca varılacak gibi gözüküyor. İnşallah hayırlısı olsun. Bugün bizim için çok güzel başlamıştı aslında. Misafirlerimiz geldi ablamla enişten. Pikniğimizi yaptık, çayımızı içtik, sohbetimizi yaptık. Çok güzel geçti ama akşam eve dönerken otlar çok büyümüş. Aralarında taşlar yuvarlanmış. Biz onları fark etmedik tabii ki. Sonra araba kaldı o şekilde. Arabanın altında kaldı taşlar daha doğrusu. Büyük büyük taşlarmış. Nereden yuvarlandı onu da anlamadık. Normalde gidip gelirken hiç böyle bir şeyle karşılaşmıyorduk. Yürüyerek olsa da, arabayla da olsa da böyle bir şey başımıza gelmemişti. Hala uğraşıyorlar. Hala haber gelmedi. İnşallah birazdan hallederler. Kızım yapma. Ne oldu? Bekliyoruz bakalım. Akşam olmak üzere. Hava karardı. Saat 8.30 oldu. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.